Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Normalde gündüzleri pek yayın yapmaya alışkın değiliz ama bugün sizlerle birlikte takılacağız. Bu arada hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi bugün VIP Zone olayı var, onu keşfedeceğiz. Tam da mezarlığı bitirmişken iyi oldu abi, onlara falan bakalım biraz. Akşamda yayın var mı? Bugün akşam yok, yarın akşam var. Bu arada her cumartesi, perşembe düzenli yayınlarımız oluyor. Onun dışında ekstra yayınlar da olabiliyor böyle. Şöyle bir bakalım abi. Nerede bu? VIP ile alakalı inbox kısmının orada mıydı? Bir ona bir bakacağım. Aynen bak, VIP bölümü açılmış arkadaşlar. Burada ekstra bir şey var mı? Bak bunların kaç verdiği yazıyor. 11 liralık paket 30 verim. Oğlum ben 3 tane açtım bugün. Benim 90 yalan oldu. Şu 5 liralık var. 10 veriyor. Diriltici 10 veriyor. Oo şu daha mantıklı lan. 8 liralık paket. 20 veriyor mesela, ona bakacağım. Sezon vermiyormuş abi, sezon seviyesi. 17 liralık paket var, 50 veriyormuş. VIP statüsünde 10 puanda etkinleştiriyor sana. Benzin istasyonundaki VIP bölgesine erişim sağla, Çarkıfele'ye erişim sağla, Karaborsa'ya erişim sağla diyor. Bunu hemen yapacağız. İkincisi sokakta yiyecekleri büfesinde günlük güçlendirmeler, kazanılan deneyim %10 diyor. Bu sınırsız mı onu da çok merak ediyorum. Karaborsa'dan seçilmiş ender eşyalar, çorak topraklarda gezmenin enerji bedeli %10 düşüyor diyor. Oğlum çok iyi lan. Ya bir yere mesela 100 enerjiyle gidiyorsan 90 enerjiyle gideceksin. Çorak topraklarda çalışma tezgahlarında üretim hızı of. Bu çorak topraklarla diğer kısım arası fark ne biliyor musun ortak? Yani bir krater kısmı, bir çorak topraklar kısmı, anladın mı? Abi şimdi bizim üretim %10 hızlanacak. Diş budak yapıyoruz Ceyir. Tamam mı? Cumartesi günü güzel bir yayın olacak. Merak ettiğiniz her şeyi yapacağım. Selamlar. Vay bitir, hoş geldin. Çarkıfelek'ten düşen ödüller %100 artıyor diyor oğlum VIP 4'te. Revirdeki ilaç tedariki günlük yenilenir. Kazanılan deneyim %10. Onarım tezgahına erişim sağlıyorsun VIP 5'te. Çorak topraklarda gezmenin enerji bedeli %10. Çorak topraklarda çalışma tezgahlarında üretim hızı %10 diyor. Güzel bir motor var abi. Ben bu motoru sevdim. Yani biraz prestij motoru olmuş bu. Parayla olacak aynen. Sokakta yiyecek. Ya bugün yapmazsın. Ya bu sınırlı bir şey mi? Devam olacak mı? Onu da merak ediyorum. Yani. Bugün yapmayız eğer sınırlı değilse. Başka bir günde yaparız. Bilmiyorum. Abi. Düşüyor herhalde ya. Bir haftadan düşüyor galiba. Bir haftadan mı düşüyor? Evet. Bir fotoğraf görmüştüm. Nerede gördün? Onu bana paylaşabilir misin? Metin varsa onu da paylaşabilirsin. Karaborsa'da... VIP 7. Karaborsa'dan özel seçim. Çorak topraklarda gezmenin enerji bedeli yine düşüyor. Çarkıfelek'ten düşen ödüller yine %100 artıyor. 8'de. Revir'de daha kaliteli ilaç tedariki. Kazanılan deneyim %10 artıyor. Aynen bu sürelidir ya. 9'da onarım tezgahından. Yine bakayım şöyle çok elzem bir şey var mı? Abi 10'da VIP şeyi var lan. Kostümü var. Çok iyi lan bu kostüm. Takım elbise. Oğlum dün dedim daha takım elbise gelsin diye. Biraz önce birazdan atacağım da. Yiğit 48 Prime ile abone olmuş. Teşekkürler kardeşim benim. Hoş geldin sen de aramıza. Abi şu takım elbise çok güzelmiş yani. Vallahi benim hoşuma gitti ya. Oğlum mükemmel. Bir de sonrasında yani 10'da yaptık hadi. Ondan sonra ne var? VIP bölgesinin sınırlandırılmış kısmına erişim sağlıyorsun. Yok edilmez özel silah her gün bir saatliğine kullanabilir. Oğlum bu şey lan, neydi onun adı? Brutalizör mı ne, öyle bir şey vardı ya, bir tane silahımız vardı oğlum. Brutalizör aynen, çivi tabancası oğlum, hayvan gibi lan. Silahta sınırsız mermi var, hiç canı gitmiyor, 1 saat boyunca onu kullanıyorsun, çok iyi. Tarafsız bölgelerde cesetlerden ve zulalardan toplanan eşyalar VIP bölgesindeki özel depoya gönderiliyor oğlum. Chest sıkıntısı da yok. 10. seviyeye ulaştıktan sonra kazanılan her VIP seviyesi prestij etkinliğini 24 saat uzatıyor ve fazladan bir adet çarkıfelek hakkı tanıyor. Çok çok iyi ya. Vallahi çok çok iyi. Şimdi gideceğiz abi o noktaya da. Ben ne alsam lan? Şimdi burada mantıklı bir seçim yapmamız lazım. Bak. İçeri girmek için sadece 5 lira yemek alsak yetiyor aslında. Onu bir alayım mı? En azından önümüzü görürüz. İçeri girebiliriz yani. Ya ben şimdi bak 5 lira aynen öyle yapayım bir tane. Bir ama 4.99 sen 10 veriyor en azından, tamam. Ya da şuradan dedim ki ben mesela 11 liraya 30 açtırıyorsun, anladın mı? 12 liraya kumanya alıyorsun. Kaç tane veriyor lan bu kumanya? Gördüysen onu aldığın zaman ekstradan bir 50 puana çıkıyor galiba. Neresi? O XP yani. Ha bana fotoğraf mı attı şu anda? Şey, özelden göndermiştim sana. Ha 50'ye çıkıyor, bir işe yaramıyor gibi. Tamam dur bir önümüzü görelim, doğru söylüyorsun. Ben şunu bir halledeyim abi. Tamam mı? sizi bir... yani bir sürekli alışveriş yapanlara ekstradan... aynen, aynen. Ya adamların alışverişi boşa gitmesin gibi bir şeyler olmuş. Tamam, boşa gitme de değil de. Eskiden şey vardı bu mantıkta, Legend Online falan vardı. Böyle VIP'in seviyesi yükseldikçe sana ekstra özellikler veriyorlar. Ya sizde şöyle olur sizin için de arkadaşlar. Yani premium alıyorsunuz en azından. Belki her sezonda gelecek. Onu da sizlerle birlikte göreceğiz. O zaman işinize yarar ya, öyle düşünün. Ekranda bir şey gözükmüyordu. İlginç. Gözüküyorsa da kartımı patlatmayın, olur mu? En kötü yanı şey olmuş. Yani en az en kötü 5 yıllık alışveriş yapmanız gerekiyor. Aynen. VIP Zone'u açmak için evet, orası kötü olmuş ya oğlum. Neyse lan, ben size kod mod bir şeyler atarım ya. Yerde incelerler büyük ihtimal. Kimse giremeyecek yani. Ben alışverişi tamamladım. Şimdi size ekrana bir alayım. Vay be. O sunucu bağlantı kesti. Çekişini falan da yaparız olmadı ya. Ha, aynen aynen. Şimdi şöyle bir durum vardı. Yani sizlere bu oyuna para harcamayan bir Burak abiniz vardı. Artık kendi sizlere göstermek için harcıyor ama benim harcayış amacım genelde yani siz görün. Hani harcasanız ne oluyor, harcamasanız ne oluyor onu bilin diye. Bir bakalım VIP'te abi, aynen 50'ye çıkartıyor oğlum ikinciyi. Aa oğlum. Ha şu anda durum süresi de burada diyor ki 7 gün geçerli abi. Şunu bir soru işaretine basıyorum, ha basılı tutacağım. Zaman dolduğunda VIP ilerlemen kaydedilir ancak bonuslar kullanılamaz olur diyor. Oyun için mağazadan alışveriş yapınca VIP statüsü tekrar etkinleştirilir. Aa tamam, anladım. Yani şimdi şöyle bir de diğerlerini de okuyalım. VIP 10. seviye erişinde sayısız defa prestij kazanılabilir. Prestij etkinken VIP statüsü sayısı sona ermez. 7 gün boyunca ben atıyorum satın aldım, şurayı da açtım. 7 gün boyunca deneyimim %10 daha artacak. Sonra burası duracak abi 7 gün bittikten sonra. Ben tekrar bir satın aldığımda VIP 3 kısmından yine devam edeceğim. Sıfırlanmayacak yani. O çok güzel olmuş. Yani atıyorum 10-15 sezon aldınız. 10-15 sezon boyunca 30. sezona geldiniz. Sezon 30'da premium aldın abi. En son şurada kalmıştın mesela. VIP 9'da kalmıştın. VIP 9'dan devam ediyorsun. Ama biraz artış yüksek olmuş be başkanım. 50 diyorsun. Sokak yiyecekleri büfesini açıyor. Ve Karaborsa'dan seçilmiş ender eşyaları falan. Ki motor şurada olsaydı bugün 50'yi de açardım ya. 50 ne istiyormuş bir bakayım. 50 ne kadar fiyatı? 18 liraya. Şurada o takım elbise olayını da sizlere göstereyim. Elime de güzel bir silah alayım da şov yapayım orada. Bak dolaba gel. Bugün zaten arkadaşlar yazıyordu. Ana! Oğlum verdiği çantaya bak. Hadi! Oğlum iyi ki açmış. Şuna bir bak. Çok güzel ya. Oğlum mükemmel bir çanta veriyor ha. Çok iyi. Benim yani bugüne kadar gördüğüm en kaliteli çantalardan biri. Çok iyiymiş harbiden ha. Vay be, mükemmel. Donum bu zaten. Ben şu hareket olanı daha çok seviyorum ya. Ha o yok. Bak. VIP statüsünde alacağımız kostüm de bu. Shelby. Çok iyi oğlum bu, vallahi mükemmel ya. Kostümle tam uyumludur. Benim şu şapkayla da güzel oldu lan, öyle demeyin. Ortaokula giden lastik karakteri bir de sülük olsa tadından yani. Doğru tespit. Gidiyoruz ama ben elime ne alayım? Şöyle elime şekilli bir şey almak istiyorum. Ne çok büyük, tamam mı? Yani VIP Club'a gidiyoruz arkadaşlar. Beyler kapılar açıldı oğlum. Babacım dün girme diyordun. Hayır mı? Ha? Düne kadar girme diyordun. Bak tipe bak tipe. Çantamı gördün mü çantam? VIP Zone. Şuraları da bir gezeceğim arkadaşlar. İçeriye gireceğim. İçeri beni heyecanlandırıyor. Uzun süredir bekliyordum çünkü. Başkanım burada herhangi bir action var mı? Yok, şu motoru aldım zaten. Oğlum o altın sarısı motoru da almak istiyorum ben ya. O da güzel. O elini kaldırmıyor artık. Benim gitti demiş Oğuzhan. Oğlum yapma Oğuzhan. Bırakayım mı lan oyunu Oğuzhan? Aa oğlum burası ne lan böyle? Eskiden buralar hep açıkmış ya. Eskiden buralar hep tarlaydı. Açık mıymış? Ha doğru lan. O zamanlar şeyler falan varmış. Zombiler falan varmış burada. Evet, abi motor çok büyük yalnız. Abi motor güzel, altın desenler falan. Takımı çekeceksin, bu motora bineceksin. Yani bir nevi mafya gibi, anladın mı? 1970'ler 80'ler. Takım elbiseyi çekiyoruz, kafada kasket, tamam mı? Hayal et şu anda. Arkada şu çanta, para çantası. Elimizde bir tane şey olacak. Winchester falan olacak artık o şeyler. Ya da şey var ya, altı patlar var ya, ondan olacak. Neydi lan onun adı? Normal adını unuttum, şurada varsa. Neyse çok önemli değil. Şu motora bineceksin abi, onunla gezeceksin ya, vallahi çok iyi yani. Kral hareket. Bak baba, burada sosisçi falan da var. VIP 2 diyor. Buradan ne yiyecek mi yiyecek mi alıyoruz artık, ne oluyor? VIP 2'de ne açılıyordu? Ne var mı? Allah kemiği falan vereyim mi? Bir bakayım VIP 2'de ne var? Sokak yiyecekleri büfesinde günlük güçlendirmeler alabiliyorsun. He. Bir yemek alıyorsun mesela, adam sana bir yemek veriyor. Onu tüketiyorsun, atıyorum %10 exp veriyor. %10 işte silah hasarı yükseltiyor. %10 zırh yükseltiyor falan filan. Burası oranın devamı zaten. Güzel güzel. Aa, burası da eşya elde edildi lan. Ne verdi? Yağmacı savaş pantolonu verdi. Oğlum niye verdi? Ya bir sebebi var mı? Aa. Çarkıya girebiliyor mu? Dur, sürekli eşya elde edildi diyor. Ne veriyor? Abi şu yiyecekleri bir koyalım. 2 tane, 4 tane, 10 tane. Bir tane de viski var. Hatta 13 tane de su var. Oo, adama bak lan. Bu bot mu? Oğlum tipe bak lan. Beyaz takım elbise var. Çok iyi. Aa oğlum, et falan veriyor. Havuç falan veriyor. Buraya gel. Sabaha kadar yemek ye. Şey, pantolonu vermemiş aynen. Belki bir yerden puan azalıyorsa. Nasıl? Bir yerden ekstradan puan gidiyorsa alırken. Ha doğru diyorsun, tamam. Çark falan çevirirken. Çarka bir gelelim. Şu çarka bir bakayım abi. Çark şu anda çeviremiyor muyum? Ha. Şöyle bir etkileşime giriyor, kayboluyor. Bir deneme hakkı vermiş. İçeride neler var? 150 tane hiç çok değişik bir tokenimiz var. Onun dışında 50 tane kepsi, 5 tane kumanya, jackpot ihtimali var. Şurada bir soru işaretimiz var. 5 tane 10 tane coinsler var. Güzel güzel. Çeviriyorum. Hadi be oğlum, bir soru işareti ver ya da jackpot ver. Güzel bir şey ver. Allah'ım ya. Oğlum çok heyecanlandım jackpot gelecek diye. 10 saat sonra, 11 saat sonra bir daha çevireceğiz. Tamam, bu özellik bitene kadar geliyoruz buraya. 10.36 diyor lan. Ne alaka, hani bir sistem de yok anasını satayım. Ya bunu bir şey... Tamam lan, her 3'te bir saat üstte sıfırlanıyor bu. VIP bonusu 12 saatte bir yani. Her gece 3'te başlıyor. Bir 3'ten sonra çeviriyorsun gece, bir 2'nin 3'ten sonra çeviriyorsun falan filan. Buradan da 25 tane caps. Yani sardı mı sarmadı abi. Olmadı yani bu. Onun dışında güzel şeyler elde edebiliyorsun. Güzel olmuş. Burayı da sevdim. Azalma durumu yok. Ben şuradan yiyecek çorlayayım mı biraz daha? O tokenlar ne? Ya onlar ne olduğunu çözemedim ben ya. Acaba burada özellik alırken falan mı onları kullanacağız? Olabilir mi? Daha şey var ya, içeride daha açılmayan bölüm var. Ha şurası birader. Personel harcı giremez mi kardeşim? O içeride chest falan var beyler. Bura kaçta açılıyor? Buna bir bakalım. Oğlum hep yanlış yere giriyorum. Sezonda ne yaptınız ya? Abi orası kaçta açılıyor biliyor musun? Karaborsa dediği ne ki? Onarım tezgahına erişim diyor. Onarım tezgahı dediği herhalde silah onarım beyler. Vallahi öyle olabilir he. Ha VIP bölgesinin sınırlandırmış kısmına erişim sağlıyorsun. Prestijde oğlum, şurası prestij bölümü. Ortak burası için bir sürü para harcamak lazım. İlerleyen zamanlarda görürüz zaten yani. Oyun sponsor olsa da şuraları göstersek. İşte adamlar destek olmak yerine göster. Abi burada bir tane değişik bir, bu radyo herhalde. Müzik falan yine. 4. seviye VIP gerekli diyor, buradan kit mit olayları. Aa, tokenlerin nerede kullanıldığını bulduk. Buradan bir tane bir şey alıyorsun. Aynı sınama olayı sınırsız oldu arkadaşlar artık. Karaborsa dediği burası. O karaborsayı iyileştirir dediği kısım da burası. Burası 23 saat sonra sıfırlanacak. Bende 25 tane token var şu anda. Buradan mesela şunu alabilirim ama gerek var mı? Gerek yok. İlerleyen zamanlarda bak burada güzel silahlar var. Milkor falan var. 7. seviyede açılıyormuş bu. Aşağı inmiyor musun ya? Aşağı inmiyor. Şu anda alabileceklerim bunlar, kötü yani. Çok iyi bir şey alamam. Ama bu rastgele açılıyor. Belki burada bir tane işte ATV partisi de çıkma ihtimali var. Sonuçta şurada Milkor çıkmış. Milkor'a da bir 100 falan isterdi herhalde. Bunları da biriktirelim şimdilik. Tamam, burayı da görmüş olduk. Güzel. Aa, buradan da su alıyorsun lan. Su 13'te 14 oldu. Tamam, buralardan gelip sumu stoklayabilirsiniz. Abi burada bir tane robot var ya. Oğlum bu çok iyiymiş. 5. seviyede burada silahları muhtemelen mesela atıyorum 24 saatte bir silahı fullleyebileceğim diye tahmin ediyorum. Yani şu silahın canı bitti. Mesela şu palanın bitiyor. buraya getirip yapacağın silah tamir şeyi diyor, tezgah diyor ortak. Olabilir mi sence? Bence olabilir. Şurada abi oturuyor silahçı. Öyle bir şeyler olacak gibi. Şey silahlar yapacaklar, yapacağız. Ultimatom falan var ya. Ha olabilir, olabilir. Olabilir. 25 bant güzel, çoğu kişi arıyor yani. Oğlum 25 banta da düşmezsiniz ya. O kadar da olmayın be. Abi şu kapıyı açın, bir kere bakıp gideceğiz ya. Vallahi bir kere. Gireceğiz geri çıkacağız ya abi. Şu camdan bakayım. Abi vallahi bir bakıp çıkacağız ya. Lütfen. Yanlış hareket çek. O hareket ne? İçeride 3 kişi var bu arada. Bir tane de içeride yine erişebileceğimiz bir şey var. Çark simgesini görüyoruz. Bir de chest'imiz var. Muhtemelen içeride. Ya prestij olsam abi, robotta Genesis'in logosu var demiş. Bakayım ben. Bu arada YouTube'dan izleyen arkadaşlar, Twitch'ten olan arkadaşlar şu anda söylüyor da, sizler de böyle detay, benim göremediğim detay falan görürseniz mutlaka yazın. Motoru beğendiniz mi onu yazın. Abi aynen, robotta Genesis'in logosu var. Güzel ya VIP Zone. Güzel oldu bence, farklı bir heyecan getirdi. Artık buraya geleceğiz. Bu arada şurada neler geçiyor lan? Abi buraya ne zaman geleceğiz Uğur? Gece 3'te geleceğiz, tamam mı? VIP token. Gece 3'te gelmemize gerek yok. Bu arada. Yani 3'ten 3'e kadar yapacağız. Abi hem VIP alırsan o süren yemeğin canını çıkarım diyor. Harbiden ha, verdiğimiz paranın. Daha sonra tekrar sınırı vermiş beyler. Şu dayı ne geziyor ya? Takımı çekmiş vallahi, mükemmel karizmatik ha. Şuraya gideyim, su stoğumu da alayım. Günlük buradan alabiliyorsunuz herhalde 5'er tane falan. Ben hem VIP alırsam o suyla yemeğin canını çıkarım. Ha, onu buldum. Abi keşke Discord'da baskın yapmasaydın. Belki sponsor olurlardı. Oğlum ne yapalım ya. Aynen, o zaman olurlardı. Ben çaylaktım zaten. Şu anda da muhtemelen hi VIP Zone diyor. Aynen VIP Zone açıldı da ben sana nasıl anlatayım şimdi. Ben kendime derdim. Adamlara derdimi anlatamıyorum ben. Bağırmaya başladım. Bak VIP Zone'u ona da göstermiş olalım. Arkadaşlar güzel olmuş, ben en azından bir premium alacağım. Premium da veriyor mu onu çok merak ediyorum. Almayanlar varsa bana şu anda görüntü atabilirler. Eğer premium almayanlar şu inbox'a bir girsinler. Orada premium alınca kaç puan veriyor onu bana bir atsınlar. Tamam mı? Bu arada Dello'ya İngilizce çevirip atabilirsiniz ya. Mavi tik işine bakamadım. Bak şu falan 200, 72 liraya 200, 17 liraya 50 veriyor. Ya ben şu anda mesela VIP 2'yi açsam çok bir şey vermeyecek, o yüzden açmayacağım ya. Ya böyle zamanla aynen. Çok değişik bir şey verseydi açardık. Sırt çantası için eşsizlik görünüyor. Ona masraftan sonra bir 5 liralık alışveriş yapacağız. Aynen. Aynen şey, tamam bakalım. Benim eski oynadığım oyunlarda vardı böyle özellik ya. Aynen, güzel bir şey bu. Ben de yani şu anda oyun ismi veremiyorum ama bazı oyunlarda olduğunu hatırlıyorum. Ben onu almasam keşke, şu an 200 puanım var tutuyor vallahi. 200 puanla da bence 2 tane falan yapabilirdin. 50'den sonra 100 ister. Hatta onu da yapardın. 100'den sonra 200 falan ister. O aldığın suların falan bir maliyeti yok mu ya? Neyin? Su falan veriyor ya. Ha yok öyle. Yok, azalmıyor adam. Günlük oha! Azalmıyor kankim. Azalsa ne azalacak? Başka bir şey vermiyor ki. Sen diyorsun ki böyle bedavadan alıyorsun, sonra hesap kabarık çıkmasın diyorsun değil mi? Bir yerden bir şey biriktirmek gerekmiyor mu acaba diye. Yok, bir şey almıyor. Bir şey alsa sorar oğlum. Yani ne alabilir ki mesela? 25 token falan var diye, o duruyor mu da? Bakayım bir vallahi. Duruyor. Bunu almıyor. Bir şuraya bakayım. Caps alıyor mu ona bakacağım. 8366, tamam mı? Bence yok, almamış. Şimdi bakacağım. Bunu açmaya kim uğraşacak şimdi o kadar şey ya. Oğlum bayağı su topladım lan ben, bildiğin iyi lan, bedavaymış anasını satayım, alın. Bir sınırı olması lazım ama ya. Aşkım bu nereye kadar böyle oğlum, bence bak. Oyunda yeni şeyler olduğunda, böyle sezon güncellemeleri falan geldiğinde genelde bug oluyor ya. Bu da onun bug'ı bence. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Bu dünyada 2 motorcu tipi vardır. Birisi zengin motorcular, diğeri de fakir motorcular demiş. Ama bir de benim gibiler var. Şöyle... Diğer taraf durdu mu? Ne? Diğer taraftan veriyor mu ya? Diğer taraf durdu. Su veriyor. iç, kana kana iç diyor herhalde şey. Suyu doldurdum. Şunu da yiyeyim. Abi VIP'sin ya, anladın mı? Su bedava. Yemek bedava. Anladın mı? İçeride işte sigaranı veriyorlar, çantanı veriyorlar, yemeğini, şeyini, bu şeylerde, bu baranelerde olan mantık gibi. Çök Esma, çök Eza. Neyse suyumuz azaldı. Suyumuz azaldı değil mi? Ve eve buraya bidonla gelip doldurup gidiyorlar. Motorun arkasına koyayım da biraz götürüyor. Allah çok ya. 5 lira veriyor millet. 5 lira veriyoruz. Hayvan gibi su içiyoruz. Abi sen şimdi adamlar bana şeyden mail gelecek bana kefirden. Yere gidiyor. Çorbacıya çorba içiyor. Benim sana hesapta diyor ya. Su bedava diyor. Sen yediğin ekmeğin parasını ver. Ha aynen. Abi çorbacıya gidip 2 ekmek yemek. Tamam mı? Ondan sonra ne bileyim restoranta gidip su bedava diye su içmek. Ondan sonra ha. Şeker yemek. Küp şeker yemek. 5 lira verdik diye yüzlerce su götürmek. Uğur bugün hiç uyumayalım ortak. Buraya gelip tamam mı? Bidonları dolduralım abi. Eve bir şey yapacağım ben. Havuz yapacağım bu sularla. Babacım yanlış anlamayın. Su lazım yani. Gidelim hani. Yani VIP Zone'a girmek bir şeyin yayının başında söyledim zaten. Ama yine zaten video gelecek aşağı yukarı birkaç saate. Orada da gösteririm. Bir revenge raid yapalım. Sayın Burak abi lütfen size sunduğum su kaynaklarının sınırını aşmayınız. Yeter 600 litre su aldınız. Kıyametiniz kopmayacak içerikli kefirmeyin. Babacım ben o 5 lirayı verdim. Söke alırım. Su bedava değil mi kardeşim? Ben de VIP değil mi? VIP'sem alacağım ya. Peki önümüzdeki sezonda su olayı olabilir mi? Vallahi önümüzdeki sezonda olursa hiç sıkıntı yok yani. Burayı suya boğarım yani. Bugün mezarlığı da bitirdim. Stizan K ölmüş mü? Ona bir bakacaktım. Aklımda o vardı. Hatta bugün şuradan birkaç tane enerji içeceği kullanayım ben. Tamam. Onunla gidelim. Stizan abiye bir bakalım. Rahmetli ya. Çaycı Hüseyin'in olayına döndü anasını satayım. Her gün bir kalkıyorum. Yorumlara bakayım diyorum. Birkaç tanesi cevaplayabilsem cevaplayayım. O sırada... Kraft'ta şey var ya. Boru yapma olayı var ya. Ha, ona gerek kalmadı. Evden buraya boru mu çeksek? Bak şöyle bir spoiler vereyim. Hatta bak güzelim notlar da aldım ben buraya. Nerede lan bu? Cumartesi günü yayında burada olanlar için neler olacağını söylüyorum. Tuğla duvarlar yapılacak arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar dediğimiz malzemeler çok maliyetli işler. Tuvalet yapıyoruz artık, kapının önü. İşte evin kenarı, köşesi, işemek yok artık. Yasak. Tamam mı? Tuvalete gideceğiz. Efendi gibi yapacağız. Zaten takımı çekeceğiz. Şu çantaya gittikten sonra artık böyle sağa sola yapmak olmaz. Hidrofonik sistem diyen bir arkadaşımız vardı. O kardeşimiz için hidrofonik sistem kurulacak. Kimya atölyesi kurulacak. Bunların ne işe yaradığına bakacağız. Ladin dekoratif gölet yapılacak. Göl yapacağız buraya bildiğin. Suları da o yüzden çektik. Ladin. Ondan sonra tulumba yapacağız buraya. Sonrasında pres makinesi yapacağız. Daha bir sürü şey var. Bunlar sadece söylediklerimiz. Harun hoş geldin. Bu arada Harun ilk defa Twitch yayında bir yorum atıyor. Aleykümselam kardeşim. Bayağı çalışacağız burada. Ya bildiğim belediye gibi işleyeceğiz. Buraları falan taşlarız. Size güzel bir balık yemeği yaparım belki. Acayip şeyler olacak. Birkaç tane chest yükseltiriz. Tamam, şunları bir seviye daha yükseltiriz. Oğlum 40 istiyor musun mübarek? 40 nedir ya?